Şimdi Güzelim Dağı harekatından hemen sonra aslında Ekim sonundan başlayarak bir taarruz çalışması var Türk ordusunda, Batı cephesinde. Bugün nasıl bilinmeyen için X kullanılıyorsa o zamanlarda gizli, saklı, bilinmeyen anlamında kullanılan sad ve harf onu çağrıştırdığı için özellikle sad taarruz planı, gizli plan, gizli taarruz planı demek bu. Son beklediği bir takım artık cephane desteği falan da sağlandıktan sonra 26 Ağustos sabahı için karar verildi. O 11 aylık sürenin ne kadar uzun ya da ne kadar kısa olduğunu aslında o sabah o top mermisinden sonra ateşe koşan askere sormak lazım. Merhabalar hocam. Sakarya zaferi sonrası Yunan ordusunun ve komuta kademesinin durumu nasıldı? Oho, içler acısıydı. Şimdi anımsarsanız zaten Kral Konstantin'in gelir gelmez ilk yaptığı şeylerden bir tanesinin Venizelis subayları komuta kademesini tasfiye etmek olduğunu söylemiştik. Tabii bu tasfiye sırasında bazı adaletsiz uygulamaları da oldu. Mesela General Populas'ı Küçük Asya ordusunun başına başkomutan olarak gönderdi. En güvendiği komutan olduğunu gösterdi. Fakat Populas çok güvenilmez, inişli çıkışlı, istikrarsız bir idare gösterdi en başta. Mesela General Vlahopulos en güvendiği komutanlardan biri olduğunu bütün diğer komutanların içinde ifade ettiği Vlahopulos'u Sakarya Meydan Muharebesi arifesinde görevden aldı, alakasız bir yere gönderdi. Tümen komutanı olan Kral Konstantin'in kardeşi Prens Andrea'yı 2. kolordunun başında kolordu komutanı olarak gönderdi. Şimdi burada şöyle bir problem başlamış. Daha sonradan öğreniyoruz bunu Prens Andrea'nın anılarından. Prens Andrea geldiği anda ona zaten Venizelist olduğundan şüphelendiği bazı subayların ona tepki gösterdiğini, mesafeli yaklaştığını, hatta açıktan kuyusunu kazmaya çalıştığını söylediği ifadeler var hatıratında. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra bu ayyuka çıkıyor. Özellikle Prens Andrea ile Sakarya Meydan Muharebesi'nin o planını, harekat planını hazırlayan Sarianis Pallis ikilisi arasında ciddi bir uçurum olduğunu anlıyoruz. Ve artık ciddi kulis çalışmaları dönüyor kendi aralarında. Mesafeler giderek açılıyor, uçurumlar derinleşiyor. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra o Güzelim Dağı harekatı sırasında artık bu tavana vuruyor. Ve Prens Andreas apar topar tek taraflı inisiyatifini kullanarak görevden ayrılıp İzmir'e gidiyor. Onun yerine hemen General Trikopis önce kolordu komutanı olarak atanıyor. Ama tabii sular durulmak bilmiyor. Karşılıklı suçlamalar özellikle Sarianis ile Prens Andreas arasında. Ve Sarianis karargâhtaki yegane kurmaylardan biri olduğu için, Populas'ın da prenslerinden biri olduğu için ona dokunamıyor. Gerçek prense dokunmayı tercih ediyor. Ve gerçek prens de bu şekilde çekip gidiyor. Kısacası Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra özellikle Ekim-Kasım aylarında hakikaten Yunan karargahı fokur fokur cadı kazanı gibi kaynıyor. Kitaplarınızda adını sıkça andığınız bir oluşum var, Amina. Amina nedir? Neden bu kadar önemli? Amina işte bu Kral Konstantin'in gelir gelmez kendi kadrolarını ordu içerisinde de, sadece bürokraside değil, ordu içerisinde de iş başına getirme hevesiyle yaptığı tasfiyenin sonucunda görevden alınan ya da çalışamayacağını fark edip emekli olan Venizelos yanlısı, çoğunun da bunların fanatik milliyetçi olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle General Kondilis gibi, Ioannou gibi isimlerin. Bunlar tabii öyle sessiz sedasız kaderlerine razı olup da Atina'ya dönmüyorlar. Bunların bir kısmı, ki önemli bir kısmı mesela General Kondilis'in başını çektiği bir grup, İstanbul'a gidip yer altına çekiliyor. Ve gizli bir örgüt kuruyorlar. Bu Venizelos yanlısı, yine fanatik, milliyetçi bir grup. Amina, müdafaa demek. Bunun bir de tabii taşra yapılanmasına gideceklerdir daha sonra. Bu paramiliter bir örgüt olacaktır. Daha sonra karşımıza çıkacak. Şimdi altını çizelim, bir parantez içerisine alalım. Özellikle milli mücadelenin sonunda tekrar sahneye çıkacak bir örgüt bu mikro Asyatik Amina. Küçük Asya'nın müdafaası demek. Silahlı, paramiliter, köylere kadar neredeyse teşkilatlanacak olan yapı. Amina da bunun önce İstanbul'da daha sonra İzmir'de oluşturulacak olan siyasi altlığı olacak. Ama doğrudan bağlantılı olduğu grup, kişi doğrudan Eleftherios Venizelos. Sakarya'da ağır bir yenilgi aldıktan sonra psikolojisi tamamen bozulan ve adı da Amina ile birlikte darbe söylentilerine karışan Populas nasıl göreve devam edebildi?
Aslında General Populas göreve devam etmek çok heveslisi değildi. Yani başına gelenlerden sonra, çünkü biz sadece Sakarya'dan bahsediyoruz ama 1. İnönü'den başlayan ciddi anlamda bir prestij kaybı var Populas'ın. Ve Populas sadece kendi özgüvenini yitirmekle kalmıyor. Aynı zamanda etrafındaki komuta kademesinin de ona olan inancı sarsılıyor. Daha önce bahsettim, General Vlahopulos'u önce herkesin içinde övüp bir hafta sonra görevden alması, onun yerine tamamen siyasi bir atama olduğu açıkça belli olan Prens Andreas'ı getirmesi. Bütün bunlar komuta kademesinin de ona bakışını tabii sarsıyor. Aslında istifa etmeden önce bir istifa girişimi daha var, bu kabul edilmiyor. Serzenişleri var, diyor ki 700 kilometreye yakın bir cephe hattını elimdeki miktarda askerle, ki Sakarya'da ben en tecrübeli, Birinci Dünya Savaşı tecrübesine sahip kısmını bu ordunun yitirdim. Ki bu da yaklaşık elindeki mevcudun 1/3'üne karşılık geliyor. Onlar ikame etsin diye gönderilen yeni tertipler tamamen tecrübesiz, silah sesi duyunca taş arkasına saklanan cinsten askerler, gencecik çocuklar. Onlarla da bir yere gidemeyeceğinin farkında olduğu için önce ciddi takviye istiyor. Bu takviyenin gelmeyeceğini anlayınca önce bir istifa girişimi var. Fakat bu istifası geri çevriliyor. İşte tam bu sırada İstanbul'dan Amina idarecileri özellikle bir darbe, Venizelist bir darbe girişimi var onların. Ve burada Populas'ı kandırıyorlar. Diyorlar ki Venizelos işin içerisinde, kendisinin haberi var. Doğrudan gelip hareketin başına geçecek. Her şey güzel olacak diyorlar. Fakat bu sırada Venizelos'un bundan haberi yok. Evet, bir iletişim var ama evet, gelip hareketin başına geçerim diye bir kabul yok Venizelos'un. Aynı şekilde İzmir'deki Stergiadis, yani işgal komiseri, İzmir'deki Yunanların sivil komiser, onun da bu işin içinde olduğunu söylüyorlar ki haberi var ama işin içerisinde değil. Dolayısıyla Populas'ı burada tabiri caizse ketenpereye getiriyorlar. Populas da onlar adına sözcülük yapacak şekilde Atina'ya gidip de bir takım bağlantılar kurduğu anda Populas'a da artık şüpheyle bakmaya başlıyor Yunan idaresi, özellikle Başbakan Gunaris. Ve ondan sonraki işlerin terse gittiğini, kandırıldığını, aldatıldığını anladığı anda verdiği istifa dilekçesi artık kabul ediliyor. Kral Konstantin'in Hadzanestis tercihi doğru muydu? Hadzanestis tercihi kesinlikle doğru değildi. Kral Konstantin artık bir yerden sonra, şöyle söyleyelim daha doğru olsun. Daha önce vurgulamıştık. Bir orduya siyaset girdiği zaman başına neler gelebileceği, nasıl bir felaket yaşayabileceğinin en güzel örneği Yunan ordusunun Küçük Asya macerasıdır aslında. İşte aynı şekilde Kral Konstantin liyakatten ziyade kendine sadakati esas alarak komuta kademesine tayin yaptığı için Hadzanestis seçildi. Populas da yanlış bir tercihti. Paraskevopulos'u görevden alıp ya da kaçırıp da onun yerine 2,5 senedir sivil rütbeleri sökülmüş halde inzivada yaşayan, ev hapsinde yaşayan Populas'ın göreve getirilmesi bir hataydı. O istifa ettikten sonra 4. sırada olan, aslında belki de liyakatte Hadzanestis'i en güvendiği adam olarak getirip yine aynı şekilde emeklilikten ataması başka bir hataydı. Hadzanestis'in şu sıkıntısını da vurgulamakta fayda var. Bu tayinden 3 ay önce eşini kaybetmişti. Zaten inişli çıkışlı bir psikolojiye sahip, çok da güven vermeyen bir karakteri var. Üzerine bir de bu travma eklenince zaten daha sonrasını beraber yaşıyoruz ve görüyoruz. Yunan ordusunda tek sorun kimin başkomutan olacağı değildi sanırım. Elbette değildi. Çok çok komik işler yapıldı. Mesela o dönemde, yani Sakarya Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz arasında geçen sürede Türk ordusu bütün gücüyle, varıyla, yoğuyla o taarruza, yani o kıyamet gününe hazırlanırken Yunan ordusunda bambaşka telaşlar, bambaşka saçmalıklar vardı uğraşmak zorunda kaldıkları. Mesela 28 yeni general tayini yapılıyor o süre içerisinde. Bunlardan sadece 8 tanesi, 8 ya da 6, şimdi sayıyı tam hatırlayamayabilirim. Bunlardan sadece 8 diyelim, 8 tanesi Küçük Asya ordusunda sahada olan isimler, sahada olan albaylar. Geri kalanların hepsi hayatında neredeyse kıta bile görmemiş, masa başında oturan Atina'daki 20 tane albaya generallik veriliyor. Tabii bu duyulunca özellikle Küçük Asya ordusunda sahada ateşin içerisinde yer alan albaylar arasında çok büyük infiale neden oluyor. Aynı şekilde Hadzanestis geldiği zaman yine 300'e yakın subayı falan görevden alıyor. Onların yerine kendi atamalarını yapıyor. Baktığınız zaman özellikle Büyük Taarruz sabahı tümenlerin başında komutada olan isimlere Sakarya'yı, Kütahya, Eskişehir'i yaşamış, yani Türk'le dövüşme tecrübesine az çok sahip olan
ne kadar isim varsa bunların çoğunun görevden alındığını ya da daha ilginç görevlere çekildiğini, onların yerine hiç bu tecrübeyi edinmemiş tümen komutanı olma, tümen komutanı olmak aynı anda 3 alayı koordineli bir şekilde taarruz ya da müdafaada tutmaktır. Bu tecrübesi olmayan isimleri tümenlerin başına getirdiğini görüyoruz. Çok çok büyük idari hatalar var askeri kademede. Adını sıkça duyduğumuz SAT taarruz planı nedir? Şimdi Güzelim Dağı harekatından hemen sonra aslında Ekim sonundan başlayarak bir taarruz çalışması var Türk ordusunda, Batı cephesinde. Fakat sürekli hazırlıkların yapılması lazım. Çünkü taarruz çok ciddi, taarruz eğitimi almış asker ister, ona göre donanım ister. Bu hemen yapılabilecek bir şey değil. Bir de artık kış gelmiş, kış şartlarında yapılması planlanan bir taarruz. Sürekli tartışılıyor tabii başkomutanlık karargahı, genelkurmay karargahı ve Batı cephesi karargahı arasında. Acele edenler var Mustafa Kemal Paşa gibi ama özellikle o ketum, sabırlı ve temkinli yapısı gereğince İsmet Paşa sürekli ayak direyerek hazırlıkların tamam olmasını, bu hazırlıklar tamamlanmadan taarruza kalkılmamasını savunuyor. Bu tartışmalarla birkaç defa plan gidiyor geliyor ve ilk aşamada bu plana verilen isim SAT. Şu savunma da yapılır, bakıldığı zaman haritaya yukarıdan eski Sad harfini andırdığı söylenir. Osmanlı Türkçesinde kullanılan alfabedeki harflerden o mevzilerin yapısının. Fakat asıl Sad ifadesinin bugün nasıl bilinmeyen için X kullanılıyorsa o zamanlarda gizli, saklı, bilinmeyen anlamında kullanılan Sad ve harf onu çağrıştırdığı için özellikle SAT taarruz planı, gizli plan, gizli taarruz planı demek bu. Güncellene güncellene bu aylar sonra ancak 26 Ağustos sabahında gerçekleştirilebilecektir. Ama o zamanki verilen adıyla ve ilk yapılan hazırlıklarıyla plan vardır, uygulanmamıştır ama adı SAT taarruz planıdır. Ordu genel bir taarruza ne zaman hazır olabildi? Aslına bakarsanız hiçbir zaman. Yani İsmet Paşa'ya kalırsa hiçbir zaman. Çünkü taarruza kalkan birliğin hem sayıca hem savaş donanımı ateş gücü açısından müdafiye göre bir üstünlüğü olması lazım. Bu en ideali aslında 3 katıdır ama en az 2 katı mevcutla bir taarruz yapılması lazım ki karşı tarafın hem fiziki oluşturduğu direnekleri hem de asker ve ateş gücüyle oluşturduğu o perdeyi aşabilsin taarruz edenler. Bu açıdan baktığınız zaman hiçbir zaman taarruza tam olarak hazır olması mümkün değil. Olabilecek en iyi şartların oluşturulması esas burada. Bahar aylarında nispeten bir denge oluşturulduğu görülüyor. Hatta o nedenle Haziran ayında taarruz yapılır mı yapılmaz mı çok ciddi tartışmalar var Haziran 1922'de. Ama İsmet Paşa'nın yani asıl taarruzda o tümenleri koordine edecek olan cephedeki ismin bu taarruzdan ve o ateş gücünden emin olması ancak Ağustos ayında mümkün oluyor. Ona rağmen son dakikaya kadar İsmet Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasında hangi gün olacağı tartışması bile var. Mesela Mustafa Kemal Paşa 24 Ağustos için bastırıyor. Çünkü onun da kafasında başka endişeler var. Özellikle Trakya'daki 4. Yunan kolordusunun hazırlıkları fark edip apar topar cepheye getirilmesi bütün harekatı akamete uğratma ihtimali olan bir kötü durum senaryosu. Ya da Yunanların gereğinden fazla direnerek bir şekilde İngilizlerin müdahil olmasına yetecek kadar süre kazandırması. Bunlar Mustafa Kemal Paşa'nın şüpheleri. O yüzden 24'ünde ısrarcı fakat İsmet Paşa'nın dediği oluyor ve son beklediği bir takım artık cephane desteği falan da sağlandıktan sonra 26 Ağustos sabahı için karar veriliyor. Milli mücadele başında en büyük sıkıntılardan birisi de askere verilecek silahtı. Aynı birlik içinde farklı modelde tüfekler kullanıldığından bahsetmiştiniz. Çok uzun süre yani büyük taarruza kadar neredeyse bu silah birliği sağlanamamıştır. Milli mücadelenin başında zaten herkes neredeyse bulduğu tüfekle dövüşüyor. O yüzden cephane ve mühimmat desteği en büyük sıkıntılardan biri. Bakın Sakarya Meydan Muharebesi'ni bu kadar önemli askeri bir deha ürünü yapan şeylerden bir tanesi de budur. Sakarya Meydan Muharebesi'nde aynı tümenin içerisindeki 3 alayın 3'ünün de farklı tüfek modeli kullandığı vakadır. Yani kimisi Mosin-Nagant kullanmıştır, kimisi Lebel-Berthier kullanmıştır.
Fakat arkadan onlara yapılan cephane desteğinde hiçbir şekilde aksaklık olmadan gitmesi gereken mermi, mühimmat gitmesi gereken yere ulaşmıştır. İşte asıl mesela cephede dövüşen kadar onları dövüştürenlerin bu başarısı da konuşulmalıdır. Ama büyük taarruzdan önce artık özellikle Rus yardımlarının hızlanması, Fransızlardan satın alma yolunun açılması, İtalyanlardan, Fransızlardan silah tedariği, cephane tedariğinin de yolunun açılması ve Antalya Limanı'nı da kullanabiliyor hale gelmemiz sayesinde bu silah birliği büyük oranda artık sağlanmıştır. Büyük taarruzda nispeten Sakarya'ya göre biraz daha rahatız. Büyük taarruzun komuta kademesi nasıl oluşturuldu? Büyük taarruzun komuta kademesinde her şeyden önce liyakat esastı. Biz Yunan ordusunun aksine herhangi bir kişiye ya da bir zümreye biattan ziyade o ateş tecrübesine, o ateşten gömleği giyen komutanların cephede gösterdiği liyakati esas alarak yaptığımız için bu atamaları, tayinleri çok büyük bir aksaklık, sıkıntı olmadı. Ama Sakarya'daki bazı isimler, mesela Selahattin Adil Bey, ki Selahattin Adil Paşa olmuştur Sakarya'dan sonra, daha önce İmalat-ı Harbiye Genel Müdürlüğü tecrübesi de olduğu için özellikle ve büyük taarruz arifesinde o hazırlık aşamasında en önemli iki yapı, çok dikkatten kaçabilir belki ama, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Müdafaa Vekilliği ve aynı zamanda onun müsteşarlığı. Bunlar çok kritik iki görev olduğu için Mustafa Kemal Paşa bu yükün altından kalkabilecek örgütçü niteliği de olan ve bu işi bilen iki ismi, Kazım Özalp'i, Kazım Paşa'yı ve Selahattin Adil Paşa'yı, birini Milli Müdafaa Vekili, birini müsteşar yapmıştır ki bunun da aynı zamanda faydasını büyük taarruzda göreceğiz. Onun dışında tabii tümen sayıları, kolordu sayıları, artık kolordu yapısına da geçtiğimiz için arttığı için özellikle kolordu boyutunda birliklere komuta edebilecek isimler, Kazım İnanç Paşa artık sahaya çıkar ve orada 6. kolordunun başına geçirilir. Aynı şekilde Rüştünü Çaldağ grubu da Sakarya Meydan Muharebesi'ni ispat etmiş olan Şükrü Naili Bey, Şükrü Naili Paşa da 3. kolordunun başına geçer. Buna benzer atamalar hep baktığınız zaman nokta atış gerçekten başarılı olması gereken isimlerin olması gerektiği yerde. Kendini ispat etmiş İzzettin Çalışlar gibi, Kemalettin Sami Gökçen gibi, Deli Halit Bey gibi isimlerin hep olması gereken yerde olduğunu görürüz. Komuta kademesi bu şekilde oluşturulmuştur. Aynı zamanda büyük taarruzdan önce hem İstanbul'dan gelen hem de Ankara'daki Mektebi Harbiye diyelim artık, o zabit namzetleri talimgahından yetişen genç subayların, teğmen ve asteğmenlerin de kıtalara katılımı hızlanır. Ve bu şekilde büyük taarruzun zabit ve komuta kademeleri oluşturulmuş olur. Ve Ali İhsan Paşa olayı. Kurtuluş dizisinde Mustafa Kemal Paşa'ya atfedilen "Ali İhsan'ı ömrümce affetmeyeceğim" sözü vardır. Ali İhsan Paşa bir hain miydi? Hayır. Şimdi milli mücadeleye kanıyla, teriyle katılmış komutanların isimlerin hiçbirisi hain değil. Yani ben bunu kabul etmiyorum. Her şeyden önce şunu unutmamak lazım. Mustafa Kemal ve onunla en başta yola çıktığında padişah tarafından fermanla, Şeyhülislam tarafından fetvayla idama mahkum edilen, katli vaciptir denilen o isimlere, o fetvalara gönüllü ortak olan isimlerden bahsediyoruz. Ali İhsan Paşa da onlardan bir tanesi. Ali İhsan Paşa'nın yalnız şöyle bir sıkıntısı var. Egosu çok yüksek. Çok başarılı bir öğrencilik geçmişi var. Mustafa Kemal Paşa'nın devre arkadaşı ve döneminin birincisi. Daha sonra ordu komutanlığı yapmış ve Mustafa Kemal Paşa onun Malta'dan kendi imkanlarıyla kaçıp Kuşadası'na ulaştığında en sevindiği olaylardan o dönemde bir tanesi. Ve onu fotoğraflardan hatırlarsanız ne kadar hürmetle ve sevinçle, mutlulukla karşılıyor. O anda en ihtiyaç duyduğu şeylerden biri o ordu komutası tecrübesi olan öyle bir isim. Fakat o egosuna yenildiğini görüyoruz Ali İhsan Paşa'nın. O egonun etkisiyle bir takım olmaz işler yapıyor. Fakat şunun altını çizmek lazım. Büyük taarruzda kesin sonuçlu muharebeye giren ve o asıl ateş çemberinin içine koşan birinci orduyu büyük taarruza hazırlayan isim de Ali İhsan Sabis'tir. Ali İhsan Sabis, Haziran başında görevden alındıktan sonra 2 ay gibi kısa bir süre Sakalı Nurettin Paşa 1. ordunun başında kalır. Ve bu süre değil, asıl ondan önce Ali İhsan Paşa'nın komutada olduğu dönemdir. O 1. orduyu ve altındaki kıtaatı o büyük taarruza, o mahşer gününe hazırlayan. O yüzden Ali İhsan Sabis'te, Ali İhsan Paşa'da yol açtığı sarsıntı bir yana, o da büyük taarruzun, milli mücadelenin kahramanlarından birisi olarak anılmayı hak eder.
Sakarya Zaferi'nden sonra Büyük Taarruz'a kadar geçen 11 aylık süre çok değil mi? Bu sürede neler yapıldı? O 11 aylık sürenin ne kadar uzun ya da ne kadar kısa olduğunu aslında o sabah o top mermisinden sonra ateşe koşan askere sormak lazım. Şöyle ki o 11 aylık süreyi biz çok iyi değerlendirdik. O 11 aylık süre sadece Büyük Taarruz'un değil, sadece milli mücadelenin değil, sonrasındaki aslında Cumhuriyet'in ordusunun da hazırlandığı dönemdir. Ve o 11 ay boyunca hem verilen fiziki eğitim, hem taarruz eğitimi, hem de ordunun ateş gücü ve savaş donanımı olarak o mahşer gününe hazırlanması açısından belki de aslında yeterli bile değildir. Bunu İsmet Paşa çok daha güzel cevaplar. Hiçbir zaman yapılan hazırlığı tam olarak yeterli bulmaz. O 11 aylık süre boyunca o kadar iyi bir taarruz eğitiminden geçirilir ki Mehmet, ben hep iddia ediyorum. 26 Ağustos 1922 sabahı dünya üzerinde ondan daha güçlü bir taarruz birliği, taarruz grubu, taarruz ordusu yoktur. Hatta yanılmıyorsam Rahmi Apak anılarında, pardon Fahri Belen, yan tarafta taarruz eden bir birliği, temininin ne kadar güzel sıçrama yaparak taarruza kaldırdığını izliyor ve orada bunu anıyor. Ne kadar başarılı bir taarruz eğitimi verildiğini. O yüzden o 11 ay olması gerektiği gibi değerlendirilmiştir. Hem kullanılacak savaş malzemesi olarak hem de Mehmet'in hazırlığı olarak çok efektif şekilde değerlendirilerek Büyük Taarruz'da açıkçası Yunanlara hiçbir şans tanınmamıştır.